yaşayotgan butlar. Lot, Uzza, Manat. Qur'oni Karimda arablarga xos juda ko'p butlardan faqat 3 donasi nom-nom zikr etiladi. Qiziq, buning sababi nima ekan? Suralarning nuzul tartibiga ko'ra butlarning ismi ilk marotaba Najm surasida keladi. Ya'ni ilk 6 yil bo'yicha butlarning nomi Qur'onda hech zikr etilmaydi. Faqat Najm surasida mazkur 3 butning nomi keltirilib, shunday deyiladi. Lot, Uzza va yana uchinchilari bo'lmiş Manotni ko'rdinglarmi? Najm surasi 19-20 oyat. So'ngra ularning asl mohiyati nima ekanligi ochiqlanadi. Ular deyiladi, faqat sizlar o'zingiz va ota-bobolaringiz qo'yib olgan nomlardir. Najm surasi 23 oyat. Yana shunday deyiladi. Ular faqat gumonga va havoi nafslarining istagiga ergashadilar. O'zlari va ota-bobolari qo'yib olgan nomlar. Asma'an sammaytumuha. Gumon va havoi nafslarining istagiga ergashadilar. Tahvol anfus. Demakki, but deyilgan narsani inson ichki dunyosida keltirib chiqargan manba gumon, nafs istak va orzulari hamda o'zlari qo'yib olgan nomlar xolos. Bundan boshqa narsa emas. Odamlar o'sha nomlarga ma'no va mazmun, qadr-qimmat va hurmat, ehtirom nisbat qilib, ularni ulug'laydi. Bu nomlarni har qanday tanqid va shubhadan himoyalash uchun atroflarida xuddi atomni parchalashdan ham qiyin bo'lgan dogmalar va fikr qoliplari ijod etadilar. Butlarni sindirish aslida mana shu nomlarning mohiyatini fosh etish, ularni oliy maqomlardan qulatish va ularning atrofida qoliplashtirilgan dogmalarni parchalash demakdir. Modomiki butlar bor yo'g'i shunchaki nomlar, tosh va taxtadan yasalgan tasvirlar ekan. Modomiki nafslarning havo va havasidan ijod etilgan timsollar ekan. U holda Lot, Uzza va Manotning tosh va taxtadan yasalgan haykallari o'rnida bugun shamollar izg'iydi xolos. U holda bu nomlarning haligacha Qur'onda o'rin olishi va nom-nom zikr etilishiga sabab nima? Bu butlar shunday bir narsa bo'lishi kerakki, bugun ham hayotda yashayotgan, nafslarning havo va havasi bilan qorishgan, ularga chuqur ildiz otgan va ulardan quvvat olgan. Nomlari hozir ham ma'lum bir ma'no va mazmun ifoda etgan va odamlar tarafidan ma'bud holiga keltirilgan bo'lishi lozim. Hamda qanday ma'nolar, hamda qanday ma'budlar, qanday ekanini mana bir ko'ring. Lot kalimasi etimologik olarak, ya'ni kelib chiqishi jihatidan iloh kalimasining buzilgan shakli bo'lib, mutlaq hukmronlik ma'nosini bildiradi. El, Elat, Elot, Lot, Elohim, Allot va iloh kabi shakllar. Qadim zamonlarda o'z kelib chiqishi bilan aramiycha, ibroniychaga borib taqaladigan sof arab tilida insonni ichdan boshqaradigan kuch, mutlaq hokimiyat manbai ma'nosida yuqoridagi kalimalar qo'llanilgan. Demakki, Lot nomining bugungi ko'rinishi hokimiyat deganimiz narsadir. Uzza kalimasi buni yanada to'ldiradi. Qur'onda kelgan Aziz ismining o'zgartirilgan talaffuzi. Kuch, quvvat ma'nosida keladi. Aziz, Mu'iz, Mu'az, İzzet, Muazzaz va hokazo. Demakki, Uzza nomining bugungi ko'rinishi esa kuch, quvvat deganimiz narsadir. Uchinchilari bo'lmiş Manot esa yanada tanish bo'lgan Manna, Mamun, Mani, Meyni, Manot va hokazo. Hammamizga ma'lum bo'lgan pul, ya'ni boylik deganidir. Chor Rossiyasining pul birligi Manat edi. Bugungi Ozarbayjon va yoki Turkmanistonning pul birligi hozir ham manat.
Demek Lot bu hakimiyet, Uzza bu küç kuvvet, Manat bu baylik. Bana endi bu ayetini bugünkü hayatımızdaki atamalar bilen kayta okuyuluk. Hakimiyet, küç kuvvet ve üçüncüleri bulmuş baylik. Ular fakat sizler özingiz ve ata babalarınız koyup olgan namlardır. Ular fakat güman ve havai nefslerinin isteğine ergeşediler. Nefslerinin istek ve arzuları hakimiyet, küç kuvvet ve baylik. Bularga erişmek için bu namlarga kadir kıymet, avro etibar kabi yüksek manalar nisbet kılışadı. Ve bulardan başka hiç nimani körmeydi gözler. Bularını bir mabud halige keltirediler ve bir umur ularga kullik kılıp ötediler. Hakimiyet, küç kuvvet ve baylik. Bularını kolge kırtışını istediler. Bularga erişiş üçün kılmagan işleri kırmagan köçesi kalmaydı. Bular üçün insanlar uruşlar başlaydı, kanlar tökedi, yeryüzüde buzgunçilik ve fasat çıkaradı. Hakimiyet bu devlet, bu saltanat, bu taht, liderlik, başkaruv, ulus, çigere ve hakeza. Küç kuvvet bu kural aslaha, bu armiye, bu polisiye, bu neft, toprak, hudud, ahalı ve nüfuz. Baylik bu sermaye, bu bank, faiz, altın, kümüş, dolar, euro ve hakeza. Yeryüzüde kan töküp fasat çıkarış bular üçün bulmayaptı mı bugün? Yaşayatkenimiz zamanga bir etibar verin. Hakimiyet hırsıdan imperializm toldu. Küç kuvvet hırsıdan faşizm toldu. Baylik hırsıdan kapitalizm toldu. İnsaniyetinin ezeli ve ebedi muamması mana şu üç namlardır. Lot, hakimiyet, Uzza, küç kuvvet ve Manat, baylik. Bundan başka nerseymez. Nima deydi Kur'an mana şu üç namga karşı? Allah'tan başka hakimiyet yok. La ilahe illallah. Küç ve kuvvet yalnız Allah'a aittir. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve üçüncüsü, asmanlar ve yerinin mülkü Allah'ınındır. Lillahi mülkus semavati vel ard. Endi düşünerli buldu mu? Nime üçün bular namma nam zikir etilgeni Kur'an'da. Çünkü bular insaniyet hayatı da ölmez namlardır. Yok bulup gitken taş ve tahtalar emez. Bular bugün hem yaşayatken butlardır. Lat, Uzza ve Manat.